Türkiye'nin Ekonomi Televizyonu EkoTürk'ten herkese günaydın. Ben Tuğba Aşıcı. Her zaman olduğu gibi saat 9'a kadar birbirinden değerli konuklarla karşınızda olacağım. Haftanın son işlem günündeyiz. Dün akşam saatlerinde Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan açıklamalar geldi, basın açıklamaları geldi. Dünkü dolar TL ve euro TL'nin döviz kurundaki yukarı yönlü hareketinden sonra bakanlıktan gelir endeksi devlet iç borçlanma senedi uygulamasına dair, başladığına dair haber geldi. Bir taraftan SPK'dan yabancıyı halka arzlara çekmek için yeni kararlar açıklandı. Yine aynı zamanda Hazine ve Maliye Bakanlığı resmi hesabından Borsa İstanbul nezdinde emtia pazarı kurulduğunu ve altın sertifikası ihracına ilişkin çalışmalara başlandığını söyledi. Aynı zamanda BDDK'dan da finansal istikrarın güçlendirilmesine yönelik tedbirler geldi. Öne çıkan başlıklarda daha ayrıntılı bir şekilde de göreceğiz bunları. Dün aynı zamanda İşkur'dan Mayıs ayı aylık istatistik bülteni yayımlandı. İşkur verilerine göre kayıtlı işsiz sayısı Mayıs ayında aylık %1,3 azalarak 3.537.686 oldu. Bugün Türkiye'den işsizlik oranını da takip ediyor olacağız. TÜİK'in aynı saatte yayımlayacağı diğer raporlarsa dış ticaret endeksi ve inşaat maliyet endekslerini takip ediyor olacağız. Dün en önemli günlerden biriydi. ECB'nin faiz kararını bekledik. Çünkü yurt içi ve küresel piyasaları etkileyen bir karardı. Para politikasında bir değişikliğe gitmedi. Beklenildiği gibi bu toplantıda faiz değişikliğine gitmediği gibi enflasyon baskıları üzerinde duruldu ve enerji gıda maliyetlerinin yüksekliğinden bahsedildi. Tahvil alımlarını da 1 Temmuz itibariyle sonlandıracağını açıkladılar. ECB toplantısından hemen sonra İtalya ve Almanya tahvil faizleri yükselişe geçti. Almanya 10 yıllıklar %1,43'e, İtalya 10 yıllıklarsa %3,70 seviyesine kadar yükseldi. Aynı zamanda dün ABD cephesinden baktığımızda işsizlik maaşına başvuranların sayısı geçen hafta 229 binle Temmuz'dan beri en yüksek seviyeye çıktı diyoruz. Bugün dediğim gibi yurt içinden işsizlik oranı takip edeceğiz. Diğer taraftan da ABD tarafından da enflasyon verisi gelecek. Peki bütün bu konuları kimlerle konuşacağız? Bize kimler eşlik edecek? Onları görelim. Evet, günün öne çıkan başlıklarıyla devam ediyoruz. Hazine ve Maliye Bakanlığı vatandaşların tasarruflarını Türk lirası cinsi varlıklarda değerlendirebilmelerinin teşvik edilmesi ve yatırımcı tabanının genişletilmesi amacıyla gelire endeksi devlet iç borçlanma senedi talep toplama işlemlerinin 15 Haziran'dan itibaren gerçekleştirileceği bildirildi. Sadece gerçek kişilere sunulacak olan gelire endeksi devlet iç borçlanma senetlerinin ülke genelindeki duyuru ve talep toplama işlemleri yoluyla ihraç edileceği belirtilen açıklamada senede ilişkin talep toplama işlemleriyle senedin ihracı, kupon ve ana para ödemelerinin bakanlığın sitesinde yayınlanacak duyuruda belirtilecek bankalar aracılığıyla gerçekleştirileceği kaydedildi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca açıklanan adımlar kapsamında finansal istikrarın güçlendirilmesine yönelik tedbirleri duyurdu. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, tüketici kredilerinde genel vade sınırını 50 bin ila 100 bin lira arasında değişen tutarlar için 24 ay, 100 bin liranın üzerindeki tutarlar içinse 12 ay olarak belirledi. Kurum limiti 25 bin liranın altında olan kredi kartları için asgari ödeme tutarının dönem borcunun %20'si, limiti 25 bin liranın üstünde olan kredi kartları için asgari ödeme tutarının dönem borcunun %40'ı olarak belirlenmesine karar verdi. Evet, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Türk lirası cinsinden ticari nitelikteki nakdi kredilere %10 düzeyinde uygulanan zorunlu karşılık oranını
%20'ye yükseltti. Sermaye Piyasası Kurulu yurt içinde gerçekleştirilen halka arzlarda yurt dışından fon teminini özendirmek, şirketlerin yurt dışında sermaye piyasası aracı ihracı yoluyla fon temin etmelerini teşvik etmek amacıyla ilgili ihraçlarda SPK tarafından tahsil edilen ücretlerde indirime gitti. SPK ayrıca Borsa İstanbul nezdinde emtia pazarı kurulduğunu ve altın sertifikası ihracına ilişkin çalışmalara başlandığını da duyurdu. Evet, Yellen'a bakıyoruz. ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, ABD ekonomisinin resesyon yaşayacağını düşünmediğini söyledi. Benzin fiyatlarının yakın zamanda düşmesinin pek olası olmadığını belirten Yellen, daha yüksek enerji ve gıda fiyatları riskleri gördüğünü açıkladı. Evet, şimdi bugün gelecek verilere bakacağız. Hangi verileri takip ediyor olacağız? Saat 7.30'da Hollanda'dan imalat üretimi gelecek. Saat 10'da İspanya enflasyon verisini takip ediyor olacağız. Türkiye'den saat 10'da işsizlik rakamları gelecek. Saat 11'de İtalya sanayi üretimi, 13.30'da Rusya faiz oranı kararını takip ediyor olacağız. 15.30'da ABD enflasyon verisini takip ediyor olacağız. Piyasanın gözü kulağı burada çünkü Fed'in faiz kararını etkileyecek, alacağı kararları etkileyecek bir açıklama. 15.30'da ABD reel kazançlar, 17'de ABD'den Michigan 5 yıllık enflasyon beklentisi, 17'de yine Almanya'dan mevcut cari denge, 18'de ise Euro bölgesi, BUVA Başkanı Nagel'in konuşmasını takip ediyor olacağız. Peki fiyatlarımıza bakalım. Borsa İstanbul dün sert satışların ardından gün içerisinde aşağı ve yukarı yönlü hareketlerin sert olduğu endekse günü pozitif tamamladı. Borsa İstanbul dün günü %1,23 yükselişle 2571 puandan tamamladı. Önceki kapanışa göre 31,21 puan artarken toplam işlem hacmi 46,6 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Hemen bakıyoruz, sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran %4,4 ile ulaştırma, en çok gerileyen ise %0,86 ile ticaret oldu. Evet, bakıyoruz dolar TL'ye 17,23 seviyesinde, euro TL 18,32 seviyesinde. Dün bakanlıktan gelen açıklamalarla birlikte kurda aşağı yönlü bir hareket başlamıştı ama tekrar yine yukarı yönüne devam etti. Sepet kura bakıyoruz, 17,77, gram altınsa 1022 TL seviyesinde şu anda. Devam ediyoruz paritelerle. Dolar endeksi 103 seviyesine ulaştı. Enflasyon verisini şu anda fiyatlıyor diyebiliriz. Euro dolar paritesi 1.06'ya geriledi. 1.07'yi görmüştü. Pound dolar 1.24, dolar yen 134. Dolar İsviçre frangı ise 0.97 seviyesinde şu anda. ABD vadelilere bakıyoruz. ABD vadelilerde Dow Jones 32.338, S&P 500 4.023, Nasdaq Teknoloji Endeksi ise 12.304 seviyesinde. Asya borsalarına bakıyoruz. Bugün bir saat önce Çin'de enflasyon verisini de karşıladık. Çin'de Mayıs ayında tüketici fiyatları yıllık olarak baktığımızda yıllık bazda %2,1 geldi. Beklenti %2,2 idi. Beklentilerin paralelinde geldi. Çin'de üretici fiyatları ise yıllık %6,4 geldi. Beklenti 6,3'tüyüz. Yine beklentiler dahilinde geldi. Aylık bazda baktığımızda üretici fiyatları %0,2 geldi. Asya Pasifik hisseleri şu anda Çin alıcılığı seyrediyor. Diğer hisseler satıcılığı seyrediyor. 3.257 Çin Şangay Kompozit, Japonya Nikkei 27.895, Hong Kong Hang Seng 21.842, Güney Kore Kospi 2.595, Hindistan Sensex 54.720. Evet, gelen enflasyon verisini düşüşle karşıladı diyebiliriz. Avrupa borsalarına bakıyoruz. Avrupa borsaları enflasyon tahminini yükseltmesi ve yıl için ekonomik büyüme beklentilerini düşürmesi nedeniyle Eylül ayında daha yüksek faiz artırımı sinyali vermesinin de ardından Avrupa hisseleri dün iki haftanın en düşük seviyesini gördü. Almanya DAX
Eurostoxx'a bakalım ilk olarak. Eurostoxx 3713 seviyesinde. Almanya DAX %1.71 düşerek 14201 seviyesinde. Fransa CAC'ın %1 değer kaybıyla 14200 6342. İngiltere FTSE %1,54 azalarak 7434. İspanya BX'e 8725 seviyesinde. ABD tahvilleriyle devam ediyoruz. ABD tahviller, ABD 2 yıllıklar 2,83, ABD 10 yıllıklar 3,05, ABD 30 yıllıklarsa 3,17 seviyesinde şu anda. Yine aynı şekilde enflasyon verisinden ötürü yukarı yönlü hareketine devam ediyor. Tabii ki ABD 10 yıllıklarda ABD tahvillerindeki yukarı yön ons altında baskılamaya devam ediyor. 1846 dolar seviyesinde Brent petrol 120 dolar. Ham petrol burada iki kere gelmiş, yanlış olmuş. Brent petrol 120 dolar diyelim. Son olarak kriptolara da bakalım. Petrol fiyatları bu arada Perşembe gününü düşüş yaşadı. Çin'in Mayıs ayında beklenenden daha güçlü olan ihracat talep görünümünde destek sunmasına rağmen petrolde düşüş yaşandı. Bu arada Şangay'ın da bazı bölgelerinde Covid-19 karantina önlemleri uygulanmaya başladı. Bu haberler üzerine petrolde bir az da olsa sınırlı bir geri çekilme oldu ama yine yukarı yönlü hareketine devam ediyor. Kriptolara bakıyoruz son olarak. Bitcoin 30.124 seviyesinde, Bitcoin TL 518.171, Ethereum ise 1793 seviyesinde. Bitcoin şu anda 30.000 seviyesinde tutunuyor diyebiliriz. Yukarı yönlü hareketini yatırımcılar bekliyor diyelim. Haberlerle devam edelim. Evet, haberlerle devam ediyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan Gazi Emir Fuar Alanı'nda düzenlenen AK Parti İzmir İl Danışma Meclisi toplantısında konuştu. Cumhurbaşkanı seçimlerin önümüzdeki yıl Haziran ayında yapılacağını ve Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının kendisinin olduğunu açıkladı. Vakit karar verme vakti. Habire seçim tarihi belli olsun diyorsun. İşte söylüyorum. Seçim önümüzdeki yıl Haziran ayının ortasında yapılacak. Habire Cumhur İttifakı'nın adayı belli olsun diyorsun. İşte söylüyorum. Cumhur İttifakı'nın adayı Tayyip Erdoğan. Yabancılar 3 Haziran haftasında 129.4 milyon dolarlık hisse senedi alırken 1.6 milyon dolarlık devlet iç borçlanma senedi sattı. Yabancılar net alıcı oldukları 3 Haziran haftasında 129.4 milyon dolarlık hisse senedi satın alırken 1.6 milyon dolarlık devlet iç borçlanma senedi sattı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre 26 Kasım 2021 haftasından beri net satıcı pozisyonlarını 1 Nisan-15 Nisan haftasındaki kısa ara dışında koruyan yabancılar, böylelikle 6 hafta aradan sonra ilk kez net alıcı koluna geçerek piyasaya 127.8 milyon dolar nakit girişi sağlamış oldular. Bu sonuçlarla yabancıların portföylerinde bulunan toplam hisse senedi tutarı 17 milyar 129.6 milyon dolara yükselirken devlet iç borçlanma senedi tutarı ise 1 milyar 719.6 milyon dolar oldu. Yabancılar 26 Kasım 2021 haftasından itibaren toplam 5 milyar 813.7 milyon dolar çekmişti.
Öte yandan 3 Haziran itibariyle net uluslararası rezervler yaklaşık 1.7 milyar dolara azalarak 10.5 milyar dolara geriledi. Net uluslararası rezervler 27 Mayıs'ta 12.2 milyar dolar seviyesindeydi. Merkez Bankası brüt döviz rezervleri de 3 Haziran haftasında 175 milyon dolar artarak 61 milyar 460 milyon dolara yükseldi. 27 Mayıs haftasında brüt döviz rezervleri 61 milyar 285 milyon dolar seviyesindeydi. Aynı hafta altın rezervleri ise 331 milyon dolar azalarak 41 milyar 611 milyon dolardan 41 milyar 280 milyon dolara geriledi. Böylece toplam rezervler 156 milyon dolar azalarak 102 milyar 897 milyon dolardan 102 milyar 741 milyon dolara indi. Bankacılık sektörünün 3 Haziran haftasında bankalar arası da dahil toplam mevduat hacmi 33.3 milyar TL, toplam kredi hacmi ise 76.5 milyar TL arttı. Bankacılık sektörünün 3 Haziran haftasında bankalar arası da dahil olmak üzere toplam mevduat hacmi 33.3 milyar TL artarak 6 trilyon 878 milyar TL'ye yükseldi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası haftalık verilerine göre söz konusu haftada bankalardaki TL cinsi mevduat %0.08 artarak 2 trilyon 749.3 milyar TL yükselirken döviz cinsi mevduatlar ise %0.50 artarak 3 trilyon 840.2 milyar TL'ye ulaştı. Döviz mevduatları 243.3 milyar dolar olurken bu tutarın 214.9 milyar dolarlık bölümü yurt içi yerleşiklerin hesaplarına toplandı. Parite etkisinden arındırılmış verilerle yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatlarında 27 Mayıs itibariyle 673 milyon dolar artış gözlendi. Öte yandan 3 Haziran haftasında mevduat bankalarındaki tüketici kredileri hacmi ise %1.20 artarak 831.4 milyar TL'ye yükseldi. Taksitli ticari krediler ise %0.10 azalarak 738.9 milyar TL'ye geriledi. Kredi kartları bakiyesi ise %3.06 artarak 394.6 milyar TL'ye ulaştı. Toplam kredi hacmi geçen yılın aynı dönemine oranla %57.9 artarken, mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 306.5 milyar TL'lik bölümü konut, 14.8 milyar TL'lik bölümü taşıt ve 510.1 milyar TL'lik bölümü ise diğer kredilerden oluştu. Kurdaki sert hareketlerin enflasyona yansıması devam ederken 3 ay önce kur korumalı mevduat hesabı yapan bir mudinin 3 aylık kazancı %18'i aştı. Türkiye piyasaları Türk lirasındaki sert değer kaybıyla karşı karşıya kaldı. Bir günlük yükseliş %2.6'ya dayandığı dolar TL'de 17.19 lira aşıldı. Kurdaki bu sert hareket Türkiye'nin dolar cinsi tahvillerinin fiyatını 7 Mart'tan bu yana en düşük seviyeye düşmesine neden olurken 5 yıllık iflas risk primi CDS'ler 768'le rekor seviyelere çıktı. Mayıs başından bu yana dolar TL'de yükseliş %15.7'ye ulaşırken yılbaşından bu yana artış da %28'i aştı. Kurdaki önceki yükseliş İşlerin aksine Borsa İstanbul BIST 100 endeksi de günü %4.07 düşüşle kapattı. Analistler kurdaki bu sert hareketlerin enflasyona yansımasının çok daha hızlı olduğunu belirtirken, önümüzdeki aylarda %85 seviyesinde bekledikleri tüketici enflasyonunda zirvenin %92-93 seviyelerine çıktığını vurguladı. Öte yandan 3 ay önce kur korumalı mevduat hesabı yapan bir mudinin 3 aylık kazancı %18'i aştı. Euro TL'de 18.36 seviyesinin üzerine çıktı. Ons altının fiyatında değişim yaşanmazken Türkiye'de gram altının fiyatı 1023 liranın üzerine geldi. 8 Haziran'da kur korumalı mevduat dönüşü gerçekleşen ve 8 Mart'a 100 bin lirasını yatıran Moody'nin 3 aylık kazancı da %17'yi aştı. Merkez Bankası'nın 8 Mart itibariyle açıkladığı 14.49 lira olan dolar TL kuru, Merkez Bankası'nın saat 12 itibariyle belirlediği 17.15 lira olarak açıklandı. 8 Mart'ta 100 bin lirasıyla 6.901 dolar alabilen vatandaş bugün itibariyle 5.830 dolar alabiliyordu. Böylece 100 bin lirası karşılığında 3 ayın sonunda kazancı 118.352 lira oldu ve bu %18.3'lük bir getiri elde etmiş oldu. Avrupa Merkez Bankası beklentilere paralel olarak politika faizinde değişikliğe gitmezken varlık alımlarını 1 Temmuz 2022'den itibaren sonlandırma kararı aldı. Avrupa Merkez Bankası beklentilere paralel olarak %0 olan politika faizinde
%0.25 olan marjinal kredi faiz oranında ve %-0.50 olan mevduat faiz oranında değişikliğe gitmezken, varlık alımlarını 1 Temmuz 2022'den itibaren sonlandırma kararı aldı. Yüksek enflasyonun herkes için büyük bir zorluk olduğuna vurgu yapılan faiz kararına ilişkin resmi açıklamada, yönetim konseyinin orta vadede enflasyonun %2 hedefine dönmesini sağlayacağı kaydedildi. Ukrayna'daki savaşa atıfta bulunan açıklamada, artan enerji ve gıda fiyatlarının yükselişinin sürdüğü, pek çok mal ve hizmet fiyatının artmasıyla enflasyon baskılarının genişleyerek yoğunlaştığı belirtildi. Bu çerçevede tahminlerini yukarı yönlü güncelleyen ECB, 2022'de enflasyonun %6.8, 2023'te %3.5 ve 2024'te %2.1 olmasını bekliyor. Enerji ve gıda dışı enflasyonun ise 2022'de ortalama %3.3, 2023'te %2.8 ve 2024'te %2.3 olması öngörüldü. Savaşın Avrupa ve ötesinde ekonomiler üzerine baskı yarattığı vurgulanan açıklamada, bu durumun yakın vadede güven üzerinde baskı oluşturmaya ve büyümeyi azaltmaya devam edeceğini belirten ECB, bu çerçevede reel gayri safi yurt içi hasıla büyümesinin 2022'de %2.8, 2023'te %2.1 ve 2024'te %2.1 olmasını öngördü. Faiz kararı sonrası basın toplantısında konuşan Başkan Christine Lagarde, faizleri Temmuz toplantısında 25 bas puan artırmak niyetinde olduklarını belirterek, ikinci faiz artırımını Eylül'de yapacağız. Kalibrasyonu enflasyon görünümüne göre şekillenecek. Görünüm bozulursa Eylül'de daha yüksek faiz artışı yapabiliriz. Faiz artırımı daha sonrasında da devam edecektir. Esneklik para politikasının bir elementi olarak kalmaya devam edecek. Kısa vadede ekonomik aktivitenin baskılanmasını bekliyoruz dedi. Lagarde, orta vadeli enflasyon hedefine ulaşmak için bütün araçları uyarlamaya, gerekirse esneklik sağlamaya hazır olduklarını sözlerine ekledi. Lagarde, bir soru üzerine nötr faiz seviyesinin neresi olduğunu, özellikle bu toplantıda görüşmeme kararı alındığını, bunun daha sonra netleşeceğini ifade etti. Birleşmiş Milletler, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle dünyanın en ciddi gıda, enerji ve ekonomik kriziyle karşı karşıya olduğunu belirtti. Birleşmiş Milletler, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşın gıda, enerji ve finans sistemleri üzerindeki etkisine ilişkin yeni bir rapor yayımladı. Raporda dünyanın savaş nedeniyle şimdiye kadarki en ciddi gıda, enerji ve ekonomik krizin eşiğinde olduğu uyarısı yer aldı. Rapora göre 94 ülkede 1,6 milyar kişi Ukrayna Savaşı'nın etkileriyle karşı karşıya ve artan gıda ve petrol fiyatlarıyla başa çıkmakta güçlük çekiyor. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, rapora ilişkin Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, savaşın gıda güvenliği, enerji ve finans üzerindeki etkisi sistematik, şiddetli ve hızlanıyor. Savaş eşi benzeri görülmemiş bir açlık ve yoksulluk, sosyal ve ekonomik kaos getiriyor uyarısında bulundu. Hiçbir ülkenin bu savaşın etkilerinden kaçamayacağını belirten Guterres, savaş nedeniyle bu yıl 47 milyon kişinin daha gıda güvensizliğiyle karşı karşıya kalabileceğini söyledi. Evet, kısa bir araya gidiyoruz. Sabah ekranıyla devam edeceğiz. Evet, öne çıkan şirket haberleriyle devam ediyoruz. Meditara Tıbbi Malzeme İngiltere'de şirket kuruluş işlemlerini tamamladı. Doğu Aras bağlı ortaklığı Aras Elektrik'le Halkbank arasında kredi çerçeve sözleşmesi imzalandı. İneo Yatırım Holding, İneo Yatırım Bankası faaliyet izni için BDDK'ya başvurdu. İttifak Holding bağlı ortaklıkları Rent Otel kiralamayla AES Sigorta Seha İnşaat bünyesinde birleşti. SPK Işık Yatırım Menkul Değerler'in Adana, İzmir ve Ankara'da irtibat bürosu açmasına onay verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını gerçekleştirdiği Rize Artvin Havalimanı'nda Pegasus Hava Yolları da seferlerine başlıyor. Evet, Borsa İstanbul'da kazandıran ve kaybettiren hisselere bakacağız. Borsa İstanbul dün dediğimiz gibi günü %1,23 yükselişte 2571 puandan tamamladı. Önceki kapanışa göre 31,21 puan artarken toplam işlem hacmi
46,6 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Peki hangi hisseler kazandırdı? Bakıyoruz. Pegasus %9,95, Bera %8, TAV Havalimanları %6,83, ÇEMAŞ %6,06 ile en çok kazandıran hisseler oldu. Kaybettirenler ise Net Holding %4,37, Türk Traktör %3,35, TOFAŞ %2,73, BİMSE %1,79'da en çok kaybettiren hisseler oldu. Sektörlere bakıyoruz. Sektörlerde en çok kazandıran sektör ulaştırma oldu. %4,44'te onu turizm takip ediyor. %3,25'te holding %2,28, elektrik %2,03'te en çok kazandıran sektörler oldu. Peki kaybettirenler neler? Toptan satış ve perakende %0,86, bilgi teknolojileri %0,83, telekomünikasyon %0,44, basit metaller ise %0,42 ile en çok kaybettiren sektörler oldu. Dün gelen verileri şimdi bakacağız. Merkez Bankası tarafından açıklanan verilerle devam edeceğiz. Evet, haftalık rezerv dağılımına baktığımız zaman Merkez Bankası'nın net rezervlerinde bir düşüş oldu. 10 milyar 52 milyon dolar net rezervler. Brüt rezerve baktığımızda 61 milyar 46 milyon dolar seviyesinde. Geçen haftaya göre toplam rezerv oranlarına baktığımızda ise 102 milyar 741 milyon dolar seviyesine geldi Merkez Bankası rezerv dağılımında. Devam ediyoruz. Bakalım sıradaki yabancılar ne kadarlık dip satmış. Evet, devlet iç borçlanma senedi 1 milyon 60 bin TL'lik dip sattı yabancılar. Hisse senedi ise 129,40 milyon bir hisse senedi alımı gerçekleştirdi 3 Haziran haftasında yabancılar. Devam ediyoruz. TL mevduatlar ve yabancı mevduatlar, onlara da bakacağız. Ne kadar? Evet, TL mevduatlar 3 Haziran'da 2 milyar 689 milyon TL mevduatlar, yabancı mevduatlarsa 214 milyar 91 milyon dolar. Parite etkisinden arındırılmış haftalık değişim ise 0,67 milyar dolar. Peki toplam yabancı mevduatların TL mevduatları içerisinde payı ise %56,78 olarak görünüyor şu anda. Geçen haftaya oranla bir tık yine artış var yabancı mevduatlarda diyebiliriz. Buradan şimdi konuklarımıza devam ediyoruz. Evet, haberlerle devam ediyoruz. Önce konuklarımıza geçmeden Dünya Bankası omikron varyantının neden olduğu salgın dalgalarının ve buna karşı alınan karantina önlemlerinin Çin'in ekonomik toparlanmasını bozduğunu bildirdi. Dünya Bankası Çin ekonomisine ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı şoklar ve teşvikler arasında başlıklı raporunu yayımladı. Raporda 2022'ye güçlü bir başlangıcın ardından omikron varyantının neden olduğu birden fazla salgın dalgasının ve buna karşı alınan karantina önlemlerinin Çin'in büyüme normalleşmesini kesintiye uğrattığı aktarıldı. Çin ekonomisinin büyüme hızının 2022'de yavaşlamasının beklendiğine işaret edilen raporda, ülke ekonomisinin COVID-19 salgınının neden olduğu ekonomik
ekonomik hasarı yansıtarak bu yıl %4,3 ve gelecek yıl %5,2 büyümesinin beklendiği kaydedildi. Raporda ülkenin büyüme ivmesinin ekonomik gerilemeyi hafifletmeye yönelik agresif politika teşviklerinin yardımıyla 2022'nin ikinci yarısında toparlanmasının beklendiği ifade edildi. Ülkedeki yatırım büyümesinin büyük bir mali teşviğin de yardımıyla bu yıl hızlanmasının beklendiği belirtilen raporda bunun reel tüketim büyümesindeki zayıflığı kısmen telafi edeceği aktarıldı. Raporda küresel büyümede öngörülen keskin yavaşlama göz önüne alındığında net ihracatın ekonomik aktiviteyi desteklemede önemsiz bir rol oynaması bekleniyor değerlendirmesinde bulunuldu. Raporda aynı zamanda risklerin daha geniş makroekonomik ve finansal yansımaları tetikleyebilecek gayrimenkul sektöründeki kalıcı stresten de kaynaklanabileceği ifade edildi. Evet, Çin tarafından gelen ticaret rakamlarına bakıyoruz. Çin'in Mayıs ayı dış ticaret fazlası 78.76 milyar dolarla 58 milyar dolar olan tahminlerin üzerinde gerçekleşti. Çin'in Mayıs ayı dış ticaret fazlası 78.76 milyar dolarla 58 milyar dolar olan tahminlerin üzerinde gerçekleşti. Nisan ayında dış ticaret fazlası 51.12 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmişti. Geçen yılın aynı ayındaysa bu tutar 43.28 milyar dolar olmuştu. Ticaret fazlası aynı zamanda Şangay ve Pekin'de COVID tedbirlerinin gevşetilmesinin ardından yılbaşından beri kaydedilen en yüksek tutar oldu. Bunda önlemlerin gevşetilmesiyle sanayi üretimindeki ve lojistikte yaşanan hızlanma önemli etki yaptı. Yılın ilk 5 ayı dikkate alındığında toplam dış ticaret fazlası 290.46 milyar dolar olurken, Mayıs ayında iç talepte canlanmanın etkisiyle ithalat %2 artış beklentisini aşarak %4.1 artarken, %8 artması beklenen ihracatsa %16.9 artışla 308.25 milyar dolar seviyesine ulaştı. Öte yandan ülkede devam eden sıfır vaka politikası çerçevesinde Şangay'ın 2 milyon nüfuslu Mingang bölgesinde COVID bulaşma riski tespit edilmesi nedeniyle bölgeye ilişkin yeni karantina önlemleri getirildi. Bu kapsamda 11 Haziran'da bölge sakinlerine nükleik asit testi uygulanacak, testlerin tamamlanmasının ardından önlemler kaldırılacak. Avrupa Parlamentosu 2035 yılından itibaren dizel ve benzinli binek otomobillerin ve hafif ticari araçların satışının yasaklanmasına dair öneriyi onayladı. Avrupa Parlamentosu, Avrupa Komisyonu'nun 2035 yılından itibaren dizel ve benzinli yeni binek otomobillerin ve hafif ticari araçların satışını yasaklayan bir öneriyi onayladı. Alınan kararla 2035 yılından itibaren içten yanmalı motorlu araçlar yerine sadece elektrikli ya da hidrojenli yeni araçların satışına izin verilecek. Avrupa Konseyi'nin de yıl sonuna kadar kararı onaylamasıyla yürürlüğe girmesi bekleniyor. Evet, dün Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan gelen basın açıklamasının ayrıntılarını da okuyalım. Bugün bakanlığımız resmi hesabından yayınlanan basın açıklamasında yer alan atılacak adımlar kapsamında bakanlığımızca vatandaşlarımızın tasarruflarını Türk lirası cinsi varlıklarda değerlendirebilmelerinin teşvik edilmesi ve yatırımcı tabanının genişletilmesi amacıyla gelir endeksi devlet iç borçlanma senedi talep toplama işlemleri 15 Haziran 2022 tarihinden itibaren gerçekleştirecektir dendi. Sadece gerçek kişilere sunulacak olan GES'ler ülkemiz genelinde gerçekleştirilecek. Duyuru ve talep toplama işlemleri yoluyla ihraç edilecektir. Senede ilişkin talep toplama işlemleriyle senedin ihracı, kupon ve ana para ödemeleri bakanlığımız sitesinde yayınlanacak. Duyuruda belirtilecek, bankalar aracılığıyla da gerçekleştirilecektir dendi. İhraç edilecek senetler 3 ayda bir yatırımcısına kupon getirisi sağlayacak olup kupon ödemelerinde asgari getiri garantisi olacaktır. Senedin kupon ödemesine esas teşkil edecek getiri oranı ve vade yapısı ihraç duyurusunda ilan edilecektir. Senedin yatırımcıya sağlayacağı nihai getiri oranı ihraç aşamasında bakanlığımız tarafından belirlenen getiri oranının hasılat gerçekleşmeleri çerçevesinde hesaplanacak endeks değeriyle çarpılması yoluyla belirlenecektir dendi. Bakanlıktan
bekleniyordu. Acaba hangi enstrüman gelecek kuru baskılamak için? Şimdi bir de BDDK tarafından da bir açıklama geldi. BDDK tarafından gelen açıklamaya da bakıyoruz. Hemen hızlıca BDDK tarafından gelen açıklamaya da okuyorum size. Ayrıntıları belirtelim. Çünkü bunları konuğumuz beklenti raporunda Zeynep Hoca ile konuşuyor olacağız. Hızlıca hemen BDDK'dan gelen açıklamalarda öte yandan devam etmekte olan çalışmalar kapsamındaysa bu ayrıntılara da değinelim. Konut kredilerinde kredi değer oranının tutar bazlı farklılaştırılması, ticari krediler başta olmak üzere selektif yaklaşımın iyileştirilmesi amacıyla kredilerin yatırım ve ihracat gibi üretken alanlara yönlendirilmesi, yurt dışı yerleşiklerle TROY işlem gerçekleştirilen tüzel kişilere kullandırılacak kredilerin risk ağırlığının artırılması ve yurt dışı yerleşiklere tahsisli swap imkanının getirilmesi hususlarında gerekli adımlar ivedilikle atılacaktır dendi. Şimdi borsa kısmıyla alakalı gelen açıklamaları konuğumuz Barış Ürkün'e soracağız. Ahlatçı Yatırım Finans Müdürü. Günaydın Barış Bey. Günaydın, hoş bulduk yayına. Teşekkürler. Barış Bey, ilk olarak isterseniz Sermaye Piyasası Kurulu'nun yabancıyı halka arzlara çekmek için yeni kararlar açıkladı. SPK tarafından tahsil edilen ücretlerde indirime gidildi. İlk olarak bununla alakalı yorumunuzu alabilir miyiz? Çok konuşuyorduk hani yabancılar nasıl çekilir, ne olacak diye. Bu gelen açıklama sizce yeterli olacak mı? Bir de ayrıntılarını bize anlatabilir misiniz? Yani evet, şimdi dün itibariyle baktığımızda akşam saatleri itibariyle gelen birden fazla açıklama var. İşte zaten onun öncesinde ön açıklaması da gelmişti. İşte çeşitli önlemler, paketleri açıklanacak diye. Bunların içerisinde SPK'dan da bir uygulamanın geldiğini evet görüyoruz. Yabancıyı halka arza çekmek adına biraz daha işte orada çeşitli ne diyelim önlemler alınıyor. Önlemler demeyelim de teşvik adımları atıldığını görüyoruz aslında. Bir öyle söylemek lazım. Yani burada biraz daha işte yatırımcı tabanını genişletmek, işte yabancıyı biraz daha buraya doğru kanalize etmek için biraz bu adımın atıldığını herhalde söylemek lazım. Çünkü 2020 yılından itibaren başlayan ciddi manada halka arz olan şirket sayısı var. Yüksek bu sayı ve bunun da bu yıl içerisinde devam ettiğini görüyoruz. O yüzden de yurt dışından gelecek yabancı yatırımcıyı biraz daha buraya halka arzlar üzerinden çekmek için yapılmış adımlar olarak değerlendirmek lazım. Yabancı yatırım sayısını arttırmak için ve dediğim gibi Borsa İstanbul'daki yatırımcının o yerli yabancı dengesinin biraz daha iyileştirilmesine olanak verecek gelişmeler olarak herhalde yorumlamak lazım. O açıdan da bu açıklamaları bu minvalde değerlendiriyorum diye söylemek lazım evet. Aslında. Aynı zamanda Borsa İstanbul'un nezdinde emtia pazarı da kuruldu ve altın sertifikası ihracına ilişkin çalışmaları da başlatıldı. Bununla evet. Alakalı değerlendirmenizi de alabilir miyim Barış Bey? Şimdi dediğim gibi aslında yerli yatırımcı uzunca bir zamandan beri Borsa İstanbul'a olan ilgisini arttırmakta. Bunlarla ilgili gelişmelere baktığımızda zaten işte yüksek enflasyon nedeniyle Borsa İstanbul tarafındaki eğilimin yüksek olduğunu uzunca bir zamandan beri görüyoruz. Bu zaten Borsa İstanbul yani yüz endekse de yansıyor. O yüzden yurt dışı endekslerden oldukça olumlu ayrışan bir yapıda evet. Şu anda bir görüntüde. O yüzden de orada da işte özellikle Türk lirası varlıklar tarafında yatırımları biraz daha değerlendirmek adına yapılmış bir çeşitlendirme yani diyerek yorumlamak lazım. İşte emtia pazarı, altın sertifikası, ihracına ilişkin çalışmalara başlanmış olması. Bunların hepsi aslında şu ana kadar devam eden işte dolarizasyonun önüne geçebilmek. Zaten bunlarla ilgili uzunca zamandan beri çalışmalar yürütülüyor. Dün akşam gelen açıklamalarla birlikte değerlendirdiğimizde bunun da özellikle yatırımların Türk lirası tarafında tutulması adına SPK üzerinden, yani sermaye piyasaları üzerinden de bir girişimin yapıldığı gözleniyor. Dediğim gibi burada aslında esas amaç hem bu yatırımcı borsa tarafında biraz daha eğilimi oraya doğru kanalize etmek, diğer taraftan da Türk lirası olan yatırımlara ilgiyi arttırmak amacıyla bir çeşitlendirme yapmak gibi açısı orayı da yorumlayabiliriz diye düşünüyorum. Borsa İstanbul'a baktığımızda dün
%1,23'lük yükselişte 2571 puandan tamamladı günü. Bir önceki gün çok sert bir düşüş de kapatmıştı. Dünü nasıl yorumlarsınız ve aynı zamanda bugün hangi yönde açılış gerçekleştirir Borsa İstanbul sizce? Evet, şimdi gelen haberler ışığında da aynı zamanda. Şimdi dünden önceki gün tabii sert bir baskı yedik. %4 civarında endeksli bir satış baskısı gözlendi. Onun esas nedeni diyebileceğimiz aslında baktığımızda işte S&P'nin yapmış olduğu bir açıklama vardı. İşte özellikle daha fazla sermaye kontrolüne doğru gidişat olabilir tarzında piyasanın moralini bozan bir açıklama geldiğini gördük. Onun etkisiyle bence olduğunu düşündüğüm özellikle kapanışa bir saat kala gelen satışlarla oluşan bir baskı ve endekste oluşmuştu. Ama genel görünümde endeksteki benim yönün değiştiğine dair kanaatim henüz hala yok. Dün de bunu zaten etkisini gördük. Yani dün de o düşüşten sonra Borsa İstanbul'un zaman zaman bir dalgalanma yaşamış olsa da gün sonunda baktığımızda gelen alımlarla %1'in üzerinde bir kapanışla günü tamamladığını gördük. 2570 seviyesinde. Bence endekste özellikle Şubat ayından itibaren başlayan yükseliş trendinde yani o bu yılın başından itibaren diyebiliriz aslında oluşan yükseliş trendinde 2450-2460 seviyelerin üzerinde kaldığı sürece endekste şimdiki yönün yukarı olmaya devam edeceğini düşünüyorum. Şimdi tabii dün gelen birçok açıklama var. Yani sadece halka arzlarla ilgili yani sermaye piyasası üzerinden değil işte gelir endeksi senet olsun tüketici kredilerini sınırlandırma anlamında atılan adımlar olsun zorunlu karşılıklar anlamında olsun birçok tedbir açıklandı, önlem açıklandı ya da teşvik açıklandı. Bunların hepsi aslında biraz değerlendirmek gerekecektir diye düşünüyorum. Borsa İstanbul tarafında yatırımcılar da bunu değerlendirecektir ama ilk etapta bakıldığında yani bunun tam anlamıyla ne olduğu tam olarak anlaşılamadığını görüyoruz. O açıdan mesela kur tarafında yeniden yukarı hareketler gözlendi 17-20 civarında. Bunun da aslında Borsa İstanbul'un etkisinin de çok olumsuz olacağını düşünmüyorum. Çünkü zaten yüksek enflasyon nedeniyle yerli yatırımcı Borsa İstanbul tarafında kalmayı tercih ediyordu ve yeni yatırımcı da buraya doğru geliyordu. O açıdan da hani bu çeşitli açıklamalar neticesinde bakıldığında Borsa İstanbul tarafında alım yönlü hareketin bir adım önde olduğunu bahsettiğim destek ana destek seviyesi üzerinde kaldığı sürece de yine zirve seviyeleri test etme olasılığının hala sürdüğünü açısı düşünmeye devam ediyorum. Barış Bey, peki tüketici kredilerine bir sınırlama getirildi. Bu bankacılık endeksi nezdinde nasıl şey yapar, etkiler? Şimdi tabii tüketici kredilerine, evet burada taksit sınırlandırmasının geldiğini görüyoruz. İşte zorunlu karşılıklarla ilgili bazı açıklamalar geldiğini görüyoruz. Bunlar tabii bankacılık açısından bakıldığında etkileyebilecek unsurlar olabilir. Fakat yani bankacılık sektörünün esas anlamıyla karlılığı özellikle TÜFE endeksli kağıtlar üzerinden daha çok geliyor. Tabii faizlerdeki düşük seyirin de etkisi var. Mevduat faizini de etkilediği için bu. Hepsi bir arada değerlendirdiğimizde bankacılık sektörünün zaten bu son işte açıklanan sonuçlara göre baktığımızda yüksek kar rakamlarına ulaşma olasılığının hala yüksek olduğunu görüyoruz. Genel itibariyle bakarsak hani bu atılan adımların bankacılık endeksinde belki ufak bir miktar etkisi olsa da ben bunun yani trend yönünü değiştirecek şekilde bir hareket yaratmasını açısı çok beklemiyorum. O yüzden bankacılık endeksinde de hani belki belli başlı zaman zaman düşüşler gözleniyor olsa da ben aynı 100 endekste olduğu gibi bankacılık endeksinde de destek seviyelerinde tutunup yani trendi bozmadan tekrardan yukarı yönlü hareket eğiliminin önümüzdeki haftalar içerisinde yani sürmesini şimdilik beklediğimi söyleyebilirim. Peki turizm endeksinde bir hareketlenme var. Sizce yukarı yönlü hareketine devam eder mi? Portföylerde artık bulundurabilir miyiz sizce? Şimdi tabii turizm endeksi çok ciddi bir satış baskısı yedi. İşte özellikle yani bu pandemi döneminden itibaren başlayan süreçte yaşanan o sert kısıtlama tedbirleriyle oluşan süreçte bir darbe yemişti. Fakat bir toparlanma sürecine girdi. 2022'nin başı itibariyle tekrardan düşüşe geçti. Evet. Fakat bir miktar kıpırdanmanın olduğunu görüyoruz turizm endeksinde. Evet. Onun da nedeni işte yaz ayına girdik ve dünyanın genelinde işte kısıtlamalı tedbirleri, önlemleri kaldırıldı ve yani seyahat serbestisi daha fazla arttı. Ülkeler arasında dolaşım daha kolay ve normal hale gelmeye başladı. Evet, ulaşım endeksini de etkiledi hatta. Efendim? Ulaşım endeksini de herhalde etkiledi aynen, doğal aynen. olarak.
Tabii yani onlar da, o da aynı şekilde yukarı bir hareket yapıyor son zamanlarda, belli başlı hisselerde bunu görebiliyoruz. Yani bu hisseler üzerinde, bu şirketler üzerinde tamamen işte yaz ayına girilmesi ve kısıtlamaların kaldırılmasıyla oluşan turizm talebindeki artışın, yani turizm trafiğindeki artışın diyelim, etkisi olacak gibi düşünüyorum ben. Zaten gelen istatistiklere bakarsak, yolcu sayılarındaki istatistiklere bakarsak yurt dışından gelen, orada işte özellikle pandemiden hemen önceki sene olan 2019'a doğru rakamların yaklaştığını görüyoruz. Bu da özellikle bu şirketler için olumlu bir durum tabii ki. Finansallarını olumlu etkileyebilecek duruma da getirebilir. Bunun etkisiyle aynı zamanda potansiyel vaat ettiği için onu da düşünmek lazım. Turizm, ulaştırma, aslında bir de hizmet endeksi de, hizmetler endeksi de bence yukarı potansiyelini koruyor bence. O yüzden de önümüzdeki günlerde bu hisselerdeki hareketliliğin de sürmesi beklenebilir gibi düşünüyorum ben. Başka hangi sektörler öne çıkar yakın vadede Borsa İstanbul'da Barış Bey? Ya açıkçası sanayi endeksine dair hisselerin yine ben performanslarının yüksek olmasını bekliyorum bir süre daha. Yüksek enflasyon nedeniyle fiyat artışları, yani şirketlerin de özellikle gelir tablolarında satış geliri artışı olarak yansıyacak. İşte kur artışından da bunu bahsetmek lazım. Bu tarz şirketler, işte sanayi şirketleri özelinde bakarsak aslında genele yaymak istiyorum. Evet. Çünkü sanayi endeksinde de yukarı potansiyel var ve görüyoruz da bunu son günlerde yine. O yüzden o endekse dair şirketlerin de özellikle mesela bunlar içerisinde 30 endekse dahil olanlarının yine yukarı yönlü hareket eğilimlerinin korunabileceği bir süreci bence yaşayabiliriz. Ben bankacılık endeksinin de aslında yine potansiyel taşıdığını hala düşünüyorum. Genel anlamda aslında baktığımızda 100 endekse dahil hisseler içerisinde işte değerlemelere bakarsak hala aslında yurt dışı benzerlerine göre yine oldukça ucuz seviyelerde olan şirketler var fazlasıyla. Bunları da birlikte değerlendirmek lazım. Aynı zamanda yüksek dolar kuru nedeniyle yine ikinci çeyrekte döviz pozisyonu fazlası olan şirketlerin de finansal gelirdeki artış üzerinden net kar yükselişi yatırımcıları cezbedebilir. O yüzden açıdan da döviz pozisyonu fazlası olan şirketlerin de özellikle yine revaçta olacağı bir süreci yaşayabiliriz. Barış Bey, şimdi kısa bir araya gideceğiz ama sizinle yine tekrar devam edelim istiyorum. Çünkü kur tarafını ve emtia tarafını da değerlendirmenizi rica edeceğim. Şimdi kısa bir araya gidelim, piyasa yönüyle devam edeceğiz. Evet, piyasa yönü programıyla devam ediyoruz. Barış Ülkün bizimleydi. Barış Bey, beklediğiniz için teşekkür ederiz. Rica ederim. İlk olarak dolar endeksini yorumlamanızı rica edeceğim. Şu anda 103 seviyesine geldi. 103 seviyesi neyi fiyatlıyor, 103 seviyesine geldi? ABD enflasyonu diyebilir miyiz? İlk olarak onu, sonra da dolar TL yorumunuzu rica edeceğim. Evet. Yani dolar endeksi, yani atılacak faiz adımlarını biraz fiyatlamaya devam ediyor bence. Yani bugün de mesela önemli veri, haftanın bence en önemli verilerinden birisi yurt dışında açıklanacak. Amerikan enflasyonu ne gelecek? Piyasa ona bakıyor. Beklentinin dahilinde gelmesi bile zaten aslında yüksek enflasyon devamına işaret edecek. Beklentinin üzerinde de gelme durumu gerçekleşirse, yani Fed'in özellikle Eylül ayında bile durmayacağı, işte 50 bas puan faiz hattında en az 3-4 kez devam edecek ki buna ilişkin bu açıklamadan da geldiğini gördük son birkaç geçmiş güne bakarsak. Yani aslında Fed'in atacağı adım, yani faiz artırımı konusunda yavaşlamayacağı, en az 50 bas puan faiz artırımlarına 3-4 kez devam edeceği beklentisi açısı doların yine talebinin devamını işaret ediyor. O açıdan da değerlendirmek lazım. O açıdan da bakarsak da zaten 100 seviyesinin altına inmeyen, 100-101 aralığında destek bulan, sonra tekrardan yönünü yukarı çeviren bir hareket eğilimi var. Genel itibariyle aslında bugün dolar endeksinin yönünü belirleyecek olan gelişmenin bugün açıklanacak Amerikan enflasyonu olduğunu söylemek lazım. Dediğim gibi beklenti üzerinde gelirse dolar endeksinde yukarı bir hareketinde gerçekleştiğini, yani devamını aslında görme ihtimalimizin var olduğunu düşünüyorum ben. Peki dolar TL'de yön yukarı devam edecek mi sizce? Gelen açıklamalar yeterli olmadı gibi görünüyor. Yani ani bir tepki verdi, bir düşüş yaşandı fakat tekrar yukarı yönüne devam ediyor Euro TL ve Dolar TL.
Evet, yani dolar TL'de yani tabii yön neresi dersek şu anda yönün yukarı olmaya devam ettiğini söylemek doğru olur diye düşünüyorum. Özellikle son iki haftadır hepimizin işte takip ettiği ve olur mu olmaz mı diye beklediği işte özellikle Türk lirasına yatırımların artırılmasına yönelik adım atılması kapsamında işte enflasyon endeksi tahvil açıklanacak yani süper bono şeklinde bir duyuru yapılacak mı? Bu beklenti fiyatlanıyordu özellikle son zamanlarda. O yüzden de kurun hareketlerinin biraz dalgalı seyirde olduğunu, 17'nin üzerine çıktığınızda işte dün itibariyle gördük yeniden 16.80 altına doğru iniş gerçekleştirdi. O açıdan hani bunun beklentisiyle oluşan bir fiyatlama var son zamanlarda. Tabii yüksek enflasyondan tabii ki bahsediyoruz uzunca zamandan beri. Yüksek enflasyon etkisiyle oluşan bir etkiyle kur korumalı mevduatın etkisinin azaldığı, yatırımcının yine doları tercih etmeye doğru yöneldiği yüksek enflasyon etkisi, özellikle reel yüksek negatif getiri özellikle. Bundan etkisiyle oluşan bir hareket var son günlerde. Tabii dün akşam gelen işte özellikle seans kapanışından sonra işte akşam saatlerinde gelen açıklamalarla birlikte yeniden bir beklenti oluştu ve işte enflasyon endeksi bir tahvil mi açıklanacak acaba etkisiyle kurda yeniden bir aşağı hareket gördük. Ama tabii gelen detaylara bakarsak öyle bir açıklamanın gelmediğini görüyoruz. İşte son zamanlarda işte özellikle kur korumalı mevduat ürününün duyurulmasından sonra gelen süreçte işte yeni enstrümanların açıklanacağı ilişki açıklamaları hep gelmekteydi. Ona bu çerçevede bakmak lazım. İşte faiz arttırım seçeneğini kullanmıyoruz hepimizin bildiği üzere. O açıdan da başka yöntemlerle özellikle Türk lirasına yönelik biraz daha talebi artırma yönünde adımlar atıyoruz. O yüzden gelir endeksi senet duyurusu yapıldı ve bu duyurun içerisine bakarsak da tam anlamıyla detayların belli olmadığını da görüyoruz. Daha önce benzer uygulaması bunun yapılmış aslında bakarsak. İşte 90'lı yıllardan 2010 yılına kadar özellikle yapılmış bu uygulama. Bunun tabii detaylarını bilmediğim için tam anlamıyla yani var tabii bazı detaylar. Gelir endeksi ama hangi gelir endeksi olacak? Belli başlı bazı işte gelir getiren kamu iktisat teşebbüsleri var. Onlardan hangisine bağlı olacak? Bunun getirisi ne olacak? Ya talebi ne olacak? Tabii bu da belli değil. O açıdan hani bunun tam anlamıyla anlaşılamamasından kaynaklı olarak kurda tekrardan yukarı yönlü bir hareket meydana geldi. Evet. Ve 17-20'nin üzerinde bir şu anda hareket var. Şimdi tabii bu günün içerisinde bununla ilişkin detaylara bakmak lazım. Ne gelecek ya da gelecek mi? Bunun yatırımcı tarafında değerlendirmesine bakıyor olacağız ama bunun ne olursa olsun aslında etkisinin yani aynı kur korumalı mevduatta olduğu gibi biraz geçici olduğunu söylemek lazım. O yüzden de kurda şu anda eğilim yukarı hareketini koruyor. Yani enflasyonda tepe noktayı görüp ki onun da ne zaman göreceğimiz maalesef belli değil. Oradan aşağı doğru eğilimin başladığını görmediğimiz sürece yatırımcı şu aşamada biraz daha güvenli dolar tarafında kullanmaya devam ediyor. O yüzden de 17-20'nin üzerine doğru bir eğilim var. 17-50 artık 18 seviyelerine ramak kaldı. Oraları da test etme ihtimallerinin olduğunu açısı ben düşünüyorum. O açıdan 16-80-16-65 aralığında bir destek herhalde bulmaya devam eder. Kuru ve hareketi tekrar yukarı olmaya aday olur diye tahmin ediyorum ben bu gelişmeler çerçevesinde. Peki Euro-TL olarak beklentiniz nedir? Şimdi Euro-TL tarafında şu anda evet bakıyorum 18-32 seviyesinde. Yani aslında Türk lirasındaki eğilim tabii burada belirleyici etken. Tabii ki Euro'nun da son günlerdeki hareketine baktığımızda işte Euro-Dolar paritesinde aşağı bir hareket var. 1.06-1.30'a doğru şu anda gelmiş. Dün Avrupa Merkez Bankası mesela faiz kararı vardı. Tabii değişiklik yapılmadı ama Temmuz'da bir faiz artırım sinyali verildi. Fakat Lagarde'ın sonrasına ilişkin uygulanacak patika anlamında çok fazla net ifadeler kullanmadığını görüyoruz ve paritenin de biraz zayıfladığını, 1.07'nin altına doğru indiğini gördük. Ama burada ana etken tabii Euro-TL'de şey olacak yani Türk lirasının eğilimi olacak. Yani demin bahsettiğim tüm etkenler aslında Euro-TL'yi de etkileyecek unsurlar. O açıdan yani benim gördüğüm burada 18.50 ve 18.70 aralığında bir yerde dirençle karşılaşabileceği fakat Türk lirası eğer değer kaybına devam edecek olursa bunun yukarı hareketinde görme ihtimalimizin Türk lirası kaynaklı olarak olabileceğini biraz daha düşünüyorum ben. Peki ons altına baktığımızda ons altında baskılanma sizce devam eder mi? Yani FED'den aslında gelecek adımlar normal şartlarda belli. Hani enflasyon verisi geldikten sonra yine baskılanma sizce devam eder mi? 1845 seviyesindeydi galiba şu anda. Yine 1850'leri üstünü görür müyüz yani 1900'leri, 2000'leri? Yani ben görebileceğimizi düşünüyorum. Yani faiz artırımları daha hızlı devam ediyor artık. Yani FED tarafında mesela 50 baz puan. ECB de dediğim gibi başta sinyali verdi. Yani Temmuz ayında faiz artırım olma ihtimali var.
varlık arın programı sonlanacak. FED bilanço daraltmasının miktarını artıracak. Tüm bu gelişmeler aslında likiditenin daha fazla kısılması anlamına gelmekte. Faizler yükseliyor tüm dünya genelinde ama baktığımızda ons altında ciddi bir baskı yok aşağı yönlü. Bu neden yüksek enflasyon hala dünyada yaşanacak bir süre daha. Bu yani gerçek gibi gözüküyor artık. Bir süre daha yaşayacağız bunu biz. Bu da yatırımcıyı altın tarafında özellikle getiriyi korumak amacıyla yani kendi parasının değerini korumak amacıyla yatırımcıyı altın tarafında tutmaya doğru itiyor hala. Biraz da jeopolitik unsurlar var devrede olan. İşte savaş koşulları devam ediyor Rusya-Ukrayna arasında. Belki onun da etkisini biraz hesaba katmak lazım. O açıdan hani tüm bu gelişmelere baktığımızda mesela dün ECB'nin kararı da demin dediğim gibi etkili olsa bile ons altındaki düşüşlerin minimal kaldığını yani sınırlı kaldığını görüyorum ben. Yani dolar endeksi mesela 103 üzerine doğru hamle yapsa da yine dolar altında düşüş yok. Bence ons altın tarafı bugünkü enflasyon verisini tabii ki bekliyor. Buna kanalize olacak yatırımcılar. Beklenti üzerine bir sonuç gelirse ben ons altında çok düşüş beklemiyorum. Yani Fed zaten yapacağı belli demin dediğimiz gibi. 75 bas puan gündeme çok gelir mi? Ben pek düşünmüyorum onu. 50 bas puanla devam etme ihtimalini hala fiyatlayacaktır. O yüzden ons altında ben düşüşün çok yüksek boyutlu olmasını beklemiyorum. O yüzden aşağıda destek olarak bence 1825 üzerinde tutunmayı bence sürdürebilir. Yukarıda zaman zaman hareketler gözlenebilir. Dar bir aralıkta hareket bekliyorum. 1850 ile 1875 arasındaki hareketler zaman zaman görülebilir tekrardan diye açısı bekliyorum ben. Peki çok teşekkürler Barış Bey katılımınız için ve yorumunuz için. Çok sağ ol. Evet Barış Ürkün bizimleydi. Şimdi Mustafa Aşkın'a gidiyoruz. Stratejist bizimle. Mustafa Bey günaydın. Günaydın Tuba Hanım, yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler, hoş geldiniz. İyi bir gün diliyorum sizin için. Şimdi dün akşam gelen haberleri sizin de yorumlamanızı rica edeceğim. SPK tarafından yabancıyı çekmek amaçlı bir hareket geldi. Yabancıyı halka arzlara çekmek için kararlar açıklandı. Tahsil edilen ücretler de indirime gidildi. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu gelen açıklamaları? Esasında bir paket hazırlanmış gibi görünüyor. Evet, parça parça geliyor. Evet, çeşitli ürünler ve kurumların yetki alanına göre açıklamalar geldi. Tabii gecenin ilerleyen vakitlerinde geldiği için ve bazı noktalarda muğlak olduğu için hepimiz oturduk, onları okuduk, tartıştık. Evet. SPK'dan başlayacak olursak, SPK alenen şunu diyor. Halka arzı teşvik ediyorum. Özellikle yabancı halka arzı olduğu takdirde de buradan gelecek dövizi Türkiye'ye getirmeleri bağlamında alınacak SPK ücretleri ve buna bağlı olacak bazı harçlarda indirime gidiyorum diyor. Tabii bunun Türkçe meali yurt dışındaki yabancı yatırımcının hissesine dalarak Türkiye'ye para sokmasını sağlamak gibi görünüyor. Umarım başarılı olur. Tabii bunun dışında SPK'nın yine ifade ettiği emtiaya dayalı bazı piyasa ürünlerinin Borsa İstanbul içinde işleme görme olasılığının arttığı ve buna bağlı bir pazarlama sistemi veya daha doğrusu bir pazar kurulacağı ile ilgili ifadeler var. Burada da altına ve altına endeksi veya altına dayalı enstrümanların alınıp satılacağından bahsediliyor. Tabii SPK veya sermaye piyasası bacağına baktığınızda Türkiye'de genellikle finansal sistem bankacılık üzerine ağırlıklıdır. Şirketlerin kaynak ihtiyacının önemli bir kısmını bankacılık karşılar. Son birkaç yıldır bir parça sermaye piyasaları biraz daha canlanır gibi oldu. Ve burada da az miktarda enstrüman var, hisse senedi var, işte tahviller var. Dolayısıyla buradaki sistemi bir parça daha özendirmeye yönelen bir sistem olmuş SPK'nın ifadeleri. Tabii bu sadece cüzi bir SPK ücretinin indirimi nedeniyle insanlar hadi halka arz yapalım veya bunu yabancıya satalım derler mi? O biraz muamma tabii. Onun ayrıca değerlendirilmesi gerekiyor. Belki vergi teşviki daha da bu işi hızlandıracaktır. Özellikle halka açık şirketlerin kurumlar vergisindeki yapılabilecek önemli indirimlerden bahsediyorum. Bunun dışında BDDK'ya baktığınızda BDDK'da hem tüketici kredilerine hem kredi kartlarına daha doğrusu talep yönlü bankacılık sistemindeki harcamalara bir frene basmak istemiş. Hem kredi kartlarına hem de kredi sistemine önemli ölçüde bir yavaşlama getirebilecek bazı önlemler almış. Ama bu önlemlerde de şu ayrıntılar henüz yine net değil. Kredi kartlarında tutara göre peşin ödenecek tutarı arttırıyor görünüyor. Bu hemen başlarsa
tüketicilerde yaşanabilecek nakit akışı ile ilgili sorunlar nasıl aşılacak, vadeye yayılırsa etkisi ne olacak gibi hala açıklamaya muhtaç konular da yok değil. Yine ilerleyen saatlerde gece yarısını geçtikten sonra Merkez Bankası'nın açıklamaları vardı. Merkez Bankası da yine BDDK gibi bir tür makro ihtiyati tedbir alarak tüketici kredilerinin karşılık oranlarını arttırmış gibi görünüyor. Zorunlu karşılıkları. Bunun Türkçesi de şu: banka bundan sonra sen tüketici kredisi veya bu tip harcamaya yönelik krediler verirsen senin maliyetin daha da artacak. Hı hı. O nedenle sen git bunu örtülü olarak faizini arttır. Dolayısıyla tüketici bunu alırken çok daha fazla maliyete katlansın ve almaktan imtina etsin. Dolayısıyla bu da talebi daraltıcı, daha doğrusu piyasadaki tüketimi daraltıcı bir önlem olarak görünüyor. Daha önce de tabii günü ilk defa şeyle başladık, biliyorsunuz hazinenin GES projesiyle başladık. Evet. Gelire endeksli hisse, daha doğrusu tahvil veya bono çıkarabileceğinden bahsetti. Bu daha önce de yapılmıştı. Özal ve sonrası dönemde GOS'larımız vardı bizim. Gelir ortaklığı senetlerimiz, işte Boğaziçi Köprüsü veya farklı altyapı projelerinin gelirlerine ortak edilme amacıyla bir tür iskontolu tahvil ve bono satışı söz konusuydu. Şimdi GES'te anladığımız kadarıyla kamuya ait bazı gelirlerin bir sepette endekslenerek bunun belli bir oranı garanti altına alınması karşılığıyla yine yatırımcıya satılması söz konusu olacak. Burada tabii endeks ne olacak? Hangi gelire endekslenecek, faiz demeyeyim de hani getiri oranı ne olacak, ne kadar garanti getiri oranını hazine yüklenecek gibi hususlar henüz net değil. Bunların da netleşmesi lazım. Ama özünde baktığınızda alınan bu tüm önlemler bir parça enflasyonu kontrol altına almak, bir parça da kur üzerindeki baskıyı artırarak TL'yi değerlendirmek amacı güttüğü ortada. Umarım başarılı olur ama baktığımda piyasa konusunda, piyasadaki gelen tepkiler konusunda piyasanın kararsız olduğunu ve henüz buradaki açıklamaların çoğunu sindiremediği yönünde. Bakalım bugün yarın piyasa bu konuyla ilgili tepkisini daha net bir şekilde verecektir. Diğer taraftan küresele geçtiğimiz zaman ABD'den enflasyon verisini takip ediyor olacağız bugün. O tarafı nasıl yorumlarsınız? Dolar endeksi güçlenmeye devam ediyor ve ABD borsalarında da ABD tahvilleri yukarı yönlü hareketini yapıyor ve ABD hisselerinde bir baskılanma var. Genel olarak bir yorum alabilir miyim sizden? Evet, Amerikan enflasyonu çok yüksek. Hatta yılının geçen hafta içinde bununla ilgili açıklaması vardı Amerikan Hazine Bakanı'nın. Kabul edilebilir bir oran olmadığını ifade ediyor ve bunun için her türlü önlemleri alacağını ifade ediyorlar. Yılının bu açıklaması tabii Powell'ın da elini bir bakıma güçlendiriyor, Fed Başkanı'nın. Fed Başkanı da çok net bir şekilde faizlerle ve parasal genişlemeyi azaltıcı önlemlerle ekonomiyi kontrol altına almayı hedeflediğini söylüyor. Tabii bu ister istemez icraata geçilmiş olmasının da etkisiyle dolar endeksini güçlendiriyor. Diğer taraftan tüm para birimleri karşısında doların da bir bakıma değer kazanmasına neden oluyor. Bu bir müddet daha devam edecekmiş gibi görünüyor. Dolar endeksinin 105-106'ları görmesi olası yakın bir gelecekte. Ardından tabii doların diğer para birimleri karşısında değer kazanmasını da normal karşılamak gerekiyor. Oldukça katı ve sert bir para politikası uygulayarak enflasyonu önlemeye çalışıyorlar. Fakat piyasa yine fazlasıyla iyimser düşünüp bu nasıl olsa belli bir süre sonra geçer, biz yine riskli varlıkları almaya devam edelim havası içinde. İşte bu hava ne yazık ki bazı piyasalarda sert düzeltmelere, hatta zaman zaman göçüşlere neden olabilir. 2013-2008 gibi yıllarda Amerika'da benzer psikoloji hakim olduğunda özellikle Amerikan borsalarının çok sert bir şekilde düzeltme yaptığını, başta umursamamasına rağmen daha sonra faiz artışı ve parasal daralmanın etkilerini çok ciddi hissettiğini gördük. Muhtemeldir ki yine benzer şeyler olacak. Amerikan endekslerinde geçtiğimiz haftalarda yaşanan düzeltme %20'ye varmıştı. Fakat şimdi bunun tepkisi geldi. Ama ben bu civarlardan yeniden bir aşağıya tepki olacağını ve düzeltmenin daha da derinleşebileceği kanaatindeyim.
esasında riskli varlıklarda tüm dünyada bir kaçış olma ihtimali daha yüksek. Hem enflasyonist baskılar hem de dünya ekonomisinde yaşanan durgunlaşma eğilimi, daha doğrusu belli bir süre sonra muhtemelen stagflasyonları konuşacağız. Riskli varlıkları başta hisse senetleri olmak üzere, coinler olmak üzere yine satış yönünde etkileyeceklerini düşünüyorum. Evet, Almanya hisselerinde, İtalya hisselerinde, ABD hisselerinde sürekli yukarı yön devam ediyor. Ben bu sabah bir de Çin tarafından enflasyon verisi geldi. Çin tarafı da yine piyasalar için, yurt içi için, bizim için önemli. Ama beklentiler doğrultusunda geldi. Yıllık %2,1, aylık bazda baktığınızda %0,2, üretici fiyatında da %6,4'lük bir üretici fiyatı. Fiyatı geldi, üfe tarafı geldi. Gelen enflasyon verilerini Asya borsalarını nasıl yorumlarsınız? Tabii Çin önemli bir ekonomik güç. Burada üretim dışında sermaye piyasalarında da ciddi genişlemeler ve gelişmeler söz konusu. Çin'in enflasyonu rakamlara itibar edilirse kötü değil. Batı dünyasında Çin'in açıkladığı pek çok rakama itibar edilmeme eğilimi de vardır bu arada. Ama görünen o ki açıklanan rakamlara itibar edersek makul bir enflasyon olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Tabii enflasyonun makul seviyede seyretmesinin bedeli nedir? Üretimin düşüşü müdür, işsizliğin artışı mıdır veya Çin'in özellikle ihracat yaptığı pazarlara etkisi ne olur, ona bakmak lazım. Şimdi Çin'in yakın çevresinde özellikle affedersiniz, baktığınızda etkileme olasılığı yüksek ama özellikle Japonya, Hong Kong gibi piyasalar Amerikan ve Avrupa piyasalarından daha çok etkileniyorlar. İşte bugün gördüğünüz gibi yansıttığınız Japonya Nikkei, Hong Kong Hang Seng ve Güney Kore Kospi endekslerinde Fed'in açıklamaları ve olası faiz artışının baskıları hala devam etmekte gibi görünüyor. Öte yandan hala dünyada bir büyümeyle ilgili belirsizlik de söz konusu. Evet. Çin'in büyüme hızında da aşağı yönlü revizyonlar var biliyorsunuz. Hem OECD hem IMF hem Dünya Bankası'nın yaptığı. Tüm dünyada var esasında. Dolayısıyla büyümenin azaldığı, istihdamın biraz zora girdiği bir ekonomik yapıya doğru gidiyor dünya. Dediğim gibi bunu da hisse senedi piyasaları sevmez. Japonya'dan Amerika'ya, Hindistan'dan Güney Kore'ye kadar satışların görülmesini normal karşılamak lazım ama dediğim gibi özellikle Avrupa, Amerika, hatta bizim borsamız fazlasıyla iyimser olma yönünü seçiyor. Umarım daha sonra sert satışlarla karşılaşmayız. Aynı zamanda Şangay'da kısmi kapanmalar da tekrar başladı. Peki petrol fiyatlarına gelmek istiyorum ben. 122 dolar seviyesinde şu anda kısmi bir aşağı çekilme var. Ama genel olarak baktığımızda tabii ki yükseliş trendini sürdürüyor. Petrolle alakalı beklentileriniz nedir ilerleyen yakın ve orta vadede diyeyim? Petrol ve buna bağlı enerji kaynakları, doğalgaz çok önemli. Girdi olarak kullanıldığı için bizim ülkemiz adına da çok önemli. Baktığınızda dünya büyümesinin düşüyor olması normal şartlarda bunların fiyatlarını aşağı getirir. Fakat özellikle jeopolitik risklerin artmış olması ve bu tip kaynaklarda yaşanan arz sorunları nedeniyle fiyatlar istenilen düzeyde bir türlü aşağı gelmiyor. Hatta pek çok banka ve finansal kurumun yaptığı analizde petrol fiyatlarının daha da yukarıya gidebileceği ile ilgili beklentiler de var. Bu bağlamda baktığınızda bu fiyatlar Türkiye ve Türkiye gibi İtalya'dan ülkeler açısından son derece yüksek fiyatlar ama 140-150 dolarları dile getiren raporları da okumuş olduk geçtiğimiz hafta. Umarım 100 dolarlar veya biraz daha altına gelebilir. Bu sadece dediğim gibi büyüme veya dünyadaki petrol talebiyle alakalı bir süreç değil. Jeopolitik riskler ve spekülasyonlar da ciddi derecede konuyla ilgili gelişmeleri etkiliyor. Yanılmıyorsam Amerikan Başkanı'nın çok yakında bir Suudi Arabistan ziyareti olacak. Evet. Burada da muhtemelen petrol arzının OPEC tarafından arttırılmasıyla ilgili konularda konuşulacaktır. Onunla ilgili çıkabilecek haberler ham petrol ve doğalgaz fiyatlarında da bir dalgalanmaya yol açabilir.
Evet, Mustafa Bey, peki son olarak 2 dakikamız kaldı. Yatırımcılara ne tavsiye edersiniz portföylerini oluştururken? Evet, Türkiye'de oldukça yüksek bir enflasyonist dönemden ve belli sıkıntılardan geçiyor. Tasarruf sahibi olabilen insanlar için şunu önerebiliyorum. Özellikle portföy çeşitlemesi yapılması lazım. Borsa İstanbul'da çok seçici olmak gerekiyor. Pek çok hisse senedi ederini buldu bence. Ama orta vadede hala cazip olabilecek hisse senetleri de var. Bunun dışında altın, dövize endeksli bir enstrüman ve yine belki şu yeni çıkan GES oranları belli olduktan sonra portföylerde bulundurulması gereken varlıklar olarak karşımıza çıkmaktı. Evet. Mustafa Bey, peki 1 dakika kaldı. Radarınıza aldığınız hisseler var mı? Daha çok hızlı büyüyebilecek bazı teknoloji şirketleri, hazır tüketim şirketleri, isimlerini zikretmeyeyim bunların, bunları takip etmekte fayda var. Halk arzları takip edebilir yatırımcılar. İyi şirketler gelmeye başladı tekrar halka arzlarda da. Yalnız lütfen izahnameleri, sürküleri ve özellikle de bilançolarını iyi analiz etsinler. Kulaktan dolma bilgilerle hareket etmeleri doğru olmaz. Sektör olarak peki, hisse olarak vermiyorsunuz isim ama sektör olarak alabilir miyiz? Ya kısa vade için biraz turizm ve hazır gıda, daha doğrusu perakendesi bunun, cazip gibi görünüyor. Orta vadede düzeltme olduktan sonra sanayi sektörü, hala sanayi sektörleri iyi ama yüksek fiyatta şu anda. Ve iyi seçilmiş banka hisse senetleri orta vadede yatırımcıya getiri elde edecektir. Efendim çok teşekkür ederim katılımınız için, verdiğiniz bilgiler için. Sağ olun Mustafa Bey. Ben teşekkür ederim, yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Mustafa Aşkın bizimle etti. Şimdi kısa bir araya gidiyoruz. Beklenti raporuyla devam edeceğiz. Profesör Doktor Zeynep Ökten bizimle olacak.